Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı tarifim var. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Uygun bir tencereye 2 su bardağı şekerimi alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve ocağa alıyorum. 10 dakika kaynatıp ocaktan alıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatalım. Soğumaya bırakalım. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Karıştırma kabıma 3 tane yumurtayı alıyorum. Yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptığım yumurtamın içerisine karışımıma yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı galeta unu ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Şöyle kare bir borcam kullanacağım arkadaşlar. Ve karışımımı borcamıma aktarıyorum. ...180 derece ısıtılmış fırına pişmek üzere tatlımı gönderiyorum. Şimdi tatlımızın kremasını hazırlayalım. Tencereme 5 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Ocağı almadan önce bir güzel karıştırıyorum. Göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Tatlımızın kreması. Bakın göz göz oldu. Sürekli karıştırarak pişirdim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Tatlıma fırından aldığım ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Tamamını ilave ettim. Ve bu şekilde tatlımın şöyle küçük küçük çizikler atıyorum. Hemencecik de şerbeti çekti arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerini kapatıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Çabuk soğuması için şöyle bir cam borcam içerisine aldım arkadaşlar kremamı. Üzerine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Ardından güzelce çırpıyorum. Kremam hazır arkadaşlar. Şimdi tatlımın üzerine gezdireceğiz. Şöyle dökelim.
Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. En az 3-4 saat dinlenirse çok güzel olur. Evet, tatlımız dolaba gitmeye hazır. Tatlımı yeterince dinlendirdim. Şimdi dilimleri ayırmak istiyorum arkadaşlar. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Her kestiğiniz dilimden sonra bıçağınızı şöyle temizleyin. Kameram yavaş yavaş düşüyor. Tripodumun kolu bozuldu arkadaşlar. İkinci kez başıma geldi. Yavaş yavaş düşüyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Şöyle. Hemen bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir dilim daha alıp göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şöyle bakın, sizlere de dokusunu göstermek istiyorum. Nefis bir tatlı oldu. Hoşça kalın, takipte kalın.